Selam, ben Kim White. Pixar'da görüntü yönetmenliği yapıyorum. Film çekimlerinde görüntü yönetmeninin sorumlu olduğu bir numaralı şey ışığın kullanımıdır. Ben de bu ders serimizde size bunu anlatmaya çalışacağım. Yani ışıklandırma sanatını. Bu seride fiziksel ve sanal ortamlarda ışığın nasıl kullanıldığını örnekleriyle göreceğiz. Sonlara doğru da gerçek Pixar çekimleri üzerinde ışık düzeni oluşturma çalışmaları yapacağız. Hemen bir uyarı yapayım. Oyuncak hikayesi 3- Koko ve İnanılmaz Aile 2'yi henüz izlemediyseniz alıntı yaptığımız sahneler bu filmlerin heyecanını kaçırabilir. Yani bu ders videolarını sonraya da bırakabilirsiniz. Tercih sizin. O halde başlıyoruz. Sanal ışıkların çalışma prensiplerini anlamamızı kolaylaştıracağı için öncelikle ışığın fiziksel bir ortamda nasıl davrandığını görelim. Gerçek ışıkların gerçek nesneler üzerindeki etkisini gözlemlemek adına gayet sade deneysel bir sahne oluşturacağız. Sahnemizde birbiriyle buluşan iki beyaz duvar ve beyaz bir zemin olacak. Ortada da beyaz bir top. Bunu yapmanın birkaç farklı yolu var. Mesela burada olduğu gibi dörtgen biçiminde iki straforu 90 derecelik açı oluşturacak şekilde kenarlarından bantla birbirine tutturabilirsiniz. Sonra da birbiriyle buluşan bu iki duvarı beyaz bir kağıdın üzerine yerleştirirsiniz. Işık kaynağına gelince hiç fark etmez. Bir el feneri de olur, bir masa lambası da, hatta mandalla okuma lambası da. Hepsi iş görür. Seçtiğimiz ışık kaynağı ve onu konumlandırdığımız yer elde ettiğimiz ışığın niteliğini belirler. Buna ışığın kalitesi de diyebiliriz. Bu derste ışık kalitesine ilişkin 3 temel unsura değineceğiz. Yoğunluk, renk ve yumuşaklık. Yoğunluk parlaklığa bağlı bir şey. O da ışığın gücüne bağlı. Fakat yoğunluğu Işık kaynağını süjeye yakınlaştırıp uzaklaştırarak da değiştirebiliyoruz. Bunun bir diğer yolu da ışık kaynağını önüne bir kağıt ya da bez parçası koyarak filtrelemek. Yumuşaklıksa ışığın şiddetine ya da sertliğine göre değişkenlik gösteriyor. Yumuşak ışıkta gölgelerin nasıl yayıldığını ve yüzey üzerinde nasıl yumuşak geçişler oluşturduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu ışığımızın süjeye göre olan büyüklüğüne bağlı bir sonuç. Örneğin böyle küçük bir ışık kaynağı kullandığımızda son derece keskin gölgeler oluşuyor ve yüzey üzerinde karanlıkla aydınlık arasındaki geçiş aralığı bariz biçimde daralıyor. Oysa daha geniş çaplı bir ışıkta daha geniş bir gradyan ve daha yumuşak gölgeler elde ediyoruz. Film yapımcılarının ara sıra başvurduğu bir numara vardır. Küçük bir ışık kaynağını büyükmüş gibi kullanırlar. Bunu da ışığı parlak bir yüzey üzerinden yansıtarak yaparlar. Yüzeye çarpan ışık yayılarak yansır ve süje üzerinde böyle çok daha yumuşak gölgeler oluşur. Son olarak ışık kaynağının renginden söz edeceğim. Kaynağın önüne bez, plastik ya da böyle kağıt bir filtre koyarak ışığın rengini değiştirebiliyoruz. Bir diğer yöntem ışığı renkli bir yüzey üzerinden yansıtmak olabilir. Sahnemizdeki duvarlar iki farklı renkte olsaydı üzerlerinden yansıyan ışığın yarattığı etki işte böyle olurdu karanlık ve aydınlık bölgelerdeki renk değişimini açıkça görebiliyoruz. Topun soldaki duvara bakan tarafında hafif bir mavimsilik var. Çünkü ışık mavi bir yüzeyden yansıyarak geliyor. Topun zemindeki gölgesi ise kırmızı duvardan gelen yansımanın etkisinde. Gördüğünüz gibi kullanma şekline bağlı olarak ışığın yoğunluk, renk ve yumuşaklık gibi bir takım niteliklerini ya da kalitesini değiştirebiliyoruz. Evet, siz de böyle basit bir aydınlatma düzeneğiyle ışığın süje üzerindeki etkilerini inceleyebilirsiniz. Tabi bu göz alıcı film kareleri oluşturmaya değil, ışığı ve gölgeyi gözlemlemeye yönelik bir çalışma. İyi eğlenceler.